İnşaat TV'den herkese merhabalar. Bugün Arnavutköy'de bulunan Emre İnşaat'a konuk olduk. Yanımızda Emre İnşaat'ın kurucusu Yunus Gürdamur bulunmakta. Merhabalar Yunus Bey. Öncelikle bizlere firmanızdan ve kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki çok teşekkür ediyorum. 1990'da firmamız Güngören'de kurduk. 5-6 yıl Güngören, Bağcılar ve Bahçeşehir'de inşaat yaptık. Orada belli bir birikim oluşturduk, deneyim. Onunla beraber o deneyimle Arnavutköy'e taşındık. Arnavutköy'de de 8-10 yıldır inşaata devam ediyoruz. Arnavutköy gelişen bir yer, yeni gelişen bir yer. İstanbul'un en büyük, geleceğe vaat edilen bir yer. Burada inşaat Güngören'e nazaran daha iyi. Çatı üzerinde inşaat yaptıklarımız zaman daha iyi, kazancı da daha iyi. Onun için güçlü bir firma olarak ve güvenli bir firma olarak Arnavutköy'e sorulduğu zaman Emre İnşaat'ı gösteriyorlar. Bu şekilde Allah'a şükür bu güveni ve şeyi yaptığımız için işlerimiz de çok iyi. Emre İnşaat'ı diğer inşaat firmalarından ayıran özellikler nelerdir? Diğer firmadan ayıran en iyi özelliklerimiz güven, kalite ve yaptığımız, sattığımız tarihlerin kapısı, herhangi bir şeyde bir problem olursa onları değişiyoruz. Ve daireyi sattığımız zaman da herkesin istediği gibi yapıyoruz. Kalebodur, fanyaz, mutfak dolabı, her şeyini kendi beğeniyor, istediği, beğendiği şekilde yapıyoruz. Diğer firmalarla satmamızın da, daha çok tanımamızın sebebi de budur. Emre İnşaat olarak kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Emre İnşaat olarak 55 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bu ekibin içerisinde sıvacısı, boyacısı, imalatı da kendimiz yapıyoruz. Marangoz, kapıları, mutfak dolaplarını. Ve tüm imalatı kendi imalatımız var. Kendi imalatımızı da yapıyoruz. Ustalarımız da 15 yıl, 20 yıl deneyimli ustalarımız. Onun için kalitemiz Arnavutköy'de tüm firmalardan çok daha üstün. Yunus Bey, Arnavutköy bölgesine yatırım yapacaklara önerileriniz nelerdir? Arnavutköy'de şu anda İstanbul'un en cazibe yerlerinden bir tanesi Arnavutköy oldu. Havaalanının buraya gelmesi, kanalın buraya gelmesi, limanın burada olması, 3. Boğaz Köprüsü'nün bağlantılarının buradan geçmesi Arnavutköy'ü cazibe haline getirdi. Arnavutköy'de arsa alanlar, daire alanlar muhakkak kazanacaktır. Çünkü 2 sene evvel 30 bin lira olan bir tarla şu anda 200-250 bin liraya çıktı. Ama bu yükseldi demek anlamına gelmiyor. 3 sene sonra, 4 sene sonra bu paralara hiç buradan yer alınmayacak. Onun için alan Arnavutköy'de kazanır. Böyle düşünüyoruz. Yunus Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak Arnavutköy, İstanbul ilçelerinde en cazibe merkezi olarak Arnavutköy şu anda gözüküyor. İşte en büyük yatırımlar havaalanı, 3. Boğaz Köprüsü'nün bağlantı yollarının buradan geçmesi, kanalın buraya çok yakın olması, Sazıbostan şu anda gözüküyor, bir değişiklik olması, oradan geçmesi, arazilerin fiyatlarını çok yükseltti. 15 bin lira, 20 bin lira dönümü olan araziler şu anda 200-230 bin lira civarında. Ama yine 230 bin lira, 250 bin lira alanlar yine kazanacaktır. Çünkü 30 bin liraya alan pahalı aldık diyorlardı, şimdi 200 oldu. Biz de yatırımı genellikle inşaattan araziye kaydırıyoruz. 40 dönüme yakın yerimiz var. 30 bin liradan aldık, şimdi 200 bin lira hesap edersen kazancımız bu şekilde ne kadar yer kazandığını buradan hesap edilebilir. Bu şekilde söylüyorum. Yunus Bey, bu güzel sohbetiniz için size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.